Kızım neredesin ya? Üçüncüye ısıtıyorum yemeği. Neredesin? Çıksın sen, defol! Ya! Defolup gitsene sen! Nereden çıktın yine başıma ya? Kağıt geldi lan mahkemeden! Evet istiyorum. Ne sandın? Sana mı bırakacağım sandın? Hayvan herif! Yetti! Hayvan! Yetti lan! Al sana lan! Al! Görürsün sen! Çağırsana lan avukatı! Avukatın var ha? Nereden buldun lan parayı? Neyin var da neyini sattın? Hadi bakalım, bir şeyler yiyin. Çocuğun canını yaktım ya. İki cihanda bana yatacak yer yok. Sen en başından beri söyledin anne. Söylemeyle olsaydı. Sizlik bir şey yok. Ben inat ettim. Ben nasıl kocadıysam, nasıl kandım ben size? Ya dikilseydim karşınıza. Ezip geçecek haliniz yoktu ya beni. Kız haklı. Haklı tabii. Kime güvensin ki çocuk bundan sonra? Umudunu kırdık çocuğun. Anne hadi sen bir şeyler ye artık ha. Canım istemiyor. Anne hadi ilaç içeceksin lütfen ya. Meryem bana hakkını helal etmedikçe... Her şey haram bana. İçmeyeceğim. Yürüyorsun değil mi? Yine aç bırakıyor kendini. Babam öldüğümdeki gibi işte. Ben yaptım, ben ettim. Allah beni kahretsin. Sen ya bari abi. Yok güçlü, yok. Yok, böyle olacak iş değil yani. Ben gideceğim, Meryem'e anlatacağım. En azından annemin suçsuz olduğunu öğrensin. Benden deli gibi kaçtığına göre... Bir şeyler ters gitmiş. Nasıl girdin sen buraya? Kartla. Düşününce çok zor olmasa gerek değil mi? En olmak istemediğim yerdeyim şu an. O yüzden beni deli etme de anlat. Eğer bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsan... Anlat. Meryem gerçeği öğrendi. Ne gülümseri ne savaşı görmek istemiyor. Güzel. Sen bunun tadını çıkarırdın ortak mı ortak diye. Niye açmadın telefonlarımı? Meryem koşmadı kollarına. Değil mi? Aptal bir kız diye düşünürdüm. Ama değilmiş. Karakterli bir tip. Gururlu. Tabii karıştırıyor insan karaktersizlerle muhatap ola ola. Duyacağını duyduysan. Niye? Birini mi bekliyorsun? Çık dışarı. Sen yokken evini gezdim biraz. Güzel bir ev. Ama yalnız yani hiç kadın eli değmemiş buraya. Meryem bu eve adımını atmaz. Ama metresini getirebilirdin. Ona ne oldu? Yoksa o da mı terk etti seni? O gece kondu mahallesinde. Annenle beraber yaşarken daha popülerdin sanki. Hoşça kal.
Efendim? Önemli dedin, aradım. Ben daha çok aratırsın beni falan diye düşünüyordum ama... Ben senin gibi duyarsız kalamıyorum yardım çağrılarına. Öğrendiğim onca şeyden sonra gerçekten yüzüne bakacağımı mı düşündün sen? Yani seninle kaçabileceğimi falan mı düşündün? Bak, başın sıkışınca kimi arıyorsun? Beni. Birbirimizden başka kimsemiz yok ki bu hayatta. Bunca şeyden sonra aradığına göre demek ki gerçekten önemli. Gel konuşalım, evdeyim. Yok, ben oraya gelmek istemiyorum. Ben elimden geleni yaptım, sen bilirsin. Üzgünüm. Ya kızım, adın da Naz ama ne sardın be. Ben de seni düşünüyorum. Duşa giriyorum şimdi. Daha çok düşüneceğim. Ben çıkıyorum. Ufak bir işim var, halledip döneceğim. Sen burada bekliyorsun, bir yere çıkmıyorsun. Ve öyle abuk subuk işler falan da karıştırmıyorsun, tamam mı? Tamam, merak etme, buradayım. Anlaştık. Görüşürüz. Önce mesaj gönder dedim bin kere. Müsait değil misin? Tanısak mı artık ben kiminle konuştuğumu bilsem? Bugün sesim böyle, her seferinde değişebilir. Çok alışmam. Kem açmıyorsun, Newt yolla bari. Ne açmıyorum, ne yollayayım? Anlamadım. Ben anladım. 35 yaşından büyük birisin, yoksa anlardın. Tanışacağız, acele etme. İşine bak. Bakıyorum, merak etme. Yurdal Sargun alacak bu gece mesajını. Nasıl? Ben sana soruyor muyum Haldun Kozancı'ya nasıl ulaşacaksın diye? Nasıl dedim? Evine misafir olacağım. Ne sever? Viski mi sever? Gece? Nasıl gireceksin evine? Anahtarla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.